Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bankaları tanımladıktan sonra bankaların ekonomideki öneminden bahsedeceğiz. Daha sonra banka türlerini anlatacağız ve son olarak da bankaların sunmuş olduğu hizmetlerden bahsedeceğiz. Banka, hepinizin bildiği gibi mevduat toplayan ve kredi kullandıran işletmelerdir. Yüzyıllardan beri bankaların en temel iki faaliyetinden birisi mevduat toplamak, diğeri ise kredi kullandırmaktır. Ancak zaman içerisinde gerek bireylerin gerekse de işletmelerin ihtiyaçlarının artmasına paralel olarak bankaların sunmuş olduğu hizmetlerin sayısında ve çeşitliliğinde de artışlar gözlenmiştir. Özetle banka para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini karşılama faaliyetlerini temel uğraş konusu olarak seçen bir ekonomik birimdir. Bankacılık neden önemlidir? Birincisi, bankalar kredi alışverişinde güveni sağlayan kurumlardır. İnsanlar gerek paralarını, tasarruflarını emanet ederken gerekse de ihtiyaç duydukları parayı temin ederken karşılıklı olarak birbirlerine güven duymak isterler. Ancak günümüzde bireysel olarak bu güvenin sağlanması çok mümkün değildir. Oysa bankalar ciddi bir yasal düzenleme içerisinde faaliyet gösterdiklerinden ve yüzyıllardır bu faaliyetlerini yerine getirdiklerinden artık toplumda güveni sağlamış olan kurumlardır. İkincisi, bankalar küçük, büyük, ödünç verilebilir fonları toplayarak büyük fonların birikmesine hizmet ederler. Evet, insanlar veya işletmeler tasarruf ediyorlar. Bu tasarruflar genellikle küçük tasarruflar halinde oluyor. Bu küçük tasarruflar tek başına bir işe yaramıyorlar ama bankalar özellikle halkın elindeki küçük tasarrufları toplayarak büyük bir fon havuzunda birikmesine olanak sağlıyorlar. Bu şekilde oluşan büyük fonlarda işletmelerin, bireylerin ve devletlerin kredi taleplerini karşılama olanağı sağlamaktadır. Üçüncüsü, bankalar kendilerine yapılan tevdiatın vadelerinden daha uzun vadelerde kredi verebilmektedir. Bankalara mevduat olarak hesap açtıran bireyler, işletmeler bunları çeşitli vadelerle açtırırlar. Örneğin ülkemizde mevduat hesaplarının ortalama vadesi, daha doğrusu toplam mevduat içerisinde 6 aya kadar olan mevduatların oranı %90 civarındadır. Yani oldukça kısa vadelidir. Oysa bankalardan kredi kullanmak isteyenler daha uzun vadeli kredi talebinde bulunurlar. İşte bankalar kısa vadeli olarak topladıkları bu mevduatları sürekliliği sağlandığı için daha uzun vadeli olarak da kredi şeklinde kullandırabilirler. Bankaların krediye aracı olmaları firma ve bireylerin paraya olan gereksinimlerinin karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Çünkü her ekonomik birimin para ve krediye ihtiyacı aynı seyri izlemez. Para akışkanlığı bu sayede artar. Yani likidite artışına da bankalar katkı sağlamış olurlar. Bu işlem sadece paraya gereksinim duyan kesimler ile birikimi ya da kullanmadığı parası olan kesimlerin gereksinim ve istemlerini bir araya getirmekten ibaret olmayıp taraflar arasındaki riskleri yüklenmek, beklentilerini baştan taahhüt edip vadesinde gerçekleştirmek, kaynak kullanım talebinde olanların kredi yaraşırlığı yönünden değerlemesini yapmak gibi bir takım yükümlülükleri de kapsamaktadır. Bankaların diğer bir işlevi, halkı belli bir süre harcamadıkları paraları saklama külfetinden kurtarmalarıdır. Evet, tasarruf sahipleri bu tasarruflarını evlerinde, yastık altında, iş yerlerinde sakladıklarında çeşitli risklerle
karşı karşıya kalabilmektedirler. Örneğin çalınma riski, yangın riski, doğal afet riski gibi. İşte parayı evde saklamak, yastık altında saklamak bu açıdan risklidir. İşte bu riskten kaçınmak ve bu külfetten kaçınmak için tasarruf sahipleri tasarruflarını bankalarda saklamayı tercih etmektedirler. Kredi talep edenlerin kredisini halktan daha iyi ölçme olanağına sahip olduklarından tevdiat şeklinde topladıkları paraların en verimli biçimde kullanılmasında bankalar sağlamaktadır. Bankacılık sistemi arz edilen fonlarla fon talepleri arasında bağlantı kurmanın çok ilerisinde. Örneğin banka parası yaratma gibi para hacminin ekonominin temposuna göre ayarlanmasına yarayan bir mekanizma da oluşturmaktadır. Böylece bankacılık parasal kaynakların ekonomide kimler tarafından hangi alanlarda kullanılacağının belirlenmesinde yönlendirici olmasıyla üretimin, tüketimin ve ticaretin finansman açısından desteklenmesiyle de oldukça önemli roller yüklenmiştir. Bankaların önemli olmasının, ekonomi açısından bu kadar hassas olmasının bir diğer sebebi de bankaların kendi öz sermayelerinden ziyade başkalarının parasını kullanarak faaliyette bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çok büyük bir kesim bankacılık faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bankalar uluslararası ticari işlemleri kolaylaştırır ve gelişmesine katkı sağlar. Merkez Bankası tarafından belirlenen reeskont faiz oranları, munzam karşılıklar, açık piyasa işlemleri, kredi sınırlaması gibi para politikası uygulamaları bankalar aracılığıyla etkinliğini kazanmaktadır. Bu bakımdan bir ekonomideki bankacılık sisteminin gelişmişlik düzeyi ile para politikası arasında doğru bir orantı vardır. Bankalar menkul kıymet ihraç etme, saklama ve yönetimi işlemlerini doğrudan ve veya dolaylı olarak yerine getirirken sermaye piyasalarının gelişimine de katkıda bulunmaktadırlar. Bankalar sermaye piyasalarının etkin işlemesiyle ve özellikle kamu bankaları kanalıyla izlenen kredilendirme politikalarıyla ekonomideki gelir ve servet dağılımını da etkileyebilmektedirler. Bankaların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması için yeni bir değer ve yeni bir servet yaratmakla beraber topladıkları kaynakların belirli yörelere, sektörlere, kişilere aktarılması ile ülke kaynaklarının dağılımını da yönlendirmektedirler. Evet, bankaların ekonomideki işlevinden, öneminden bahsettikten sonra biraz da banka türlerinden bahsedelim. Bankaları çeşitli açılardan sınıflandırabiliriz. Fon kabul şekline göre, faaliyet türüne göre, faaliyet gösterilen coğrafyaya göre, tabi olunan düzenlemelere göre ve sermaye yapısına göre bankaları farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan fon kabul şekline göre bankaları sınıflandırdığımızda doğrudan fon toplamaya yetkili bankalar ve dolaylı fon toplamaya yetkili bankalar şeklinde iki başlık altında toplayabiliriz. Doğrudan fon toplamaya yetkili bankalar ülkemizde mevduat bankaları ve katılım bankalarıdır. Dolaylı fon toplamaya yetkili bankalar ise kalkınma bankaları ile yatırım bankalarıdır. Mevduat bankaları hepinizin bildiği gibi iki klasik banka hizmeti olan mevduat toplayan ve kredi kullandıran ancak günümüzde hemen her türlü bankacılık hizmetini yerine getiren bankalardır. Ülkemizdeki en yaygın banka türü mevduat bankalarıdır. Mevduat bankaları faiz esasına göre işlem yapmaktadır. Yani faizle para toplamakta ve yine faizle kredi kullandırmaktadırlar. Katılım bankaları ise faizsiz bankacılık olarak da nitelendirilmektedir. Aslında mevduat bankalarının yapmış olduğu
hizmetlerin hemen hemen hepsini onlar da yapmaktadır. Ancak bu hizmetlerini yerine getirirken faizden kaçınmaktadırlar. Faizsiz işlem yapmaktadırlar. Bu nedenle katılım bankası olarak nitelendiriliyorlar. Aslında katılım bankaları Türkiye'ye finans kuruluşları veya özel finans kurumları olarak ilk defa girmiştir. Fakat özellikle 2000 krizinden, 2001 krizinden sonra bazı bu özel finans kurumlarının iflas etmesi ve bu kurumlarda tasarrufu olanların bunları geri alamaması sebebiyle bankacılık sistemine dahil edilmişlerdir. Bu tarihe kadar ayrı bir kanunla faaliyetlerini yürüten özel finans kurumları günümüzde katılım bankaları adıyla bankacılık kanuna tabi olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Şu anda ekranda ülkemizde faaliyet gösteren mevduat bankalarını görüyorsunuz. Şimdi de katılım bankaları ekranda yer alıyor. Aynı şekilde kalkınma ve yatırım bankaları da şu anda ekranda yer alıyor. Kalkınma ve yatırım bankalarından biraz sonra ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. İkinci bir sınıflandırma şekli faaliyetlerine göre bankalardır. Aslında günümüzde ne kadar bankaları böyle kesin çizgilerle faaliyetlerine göre ayırmak mümkün olmasa da zamanında bankalar kurulurken misyon edindikleri faaliyete göre isimlendirilmişlerdir. Bu kapsamda tarım bankaları, kooperatif bankaları, ipotek bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları, ihracat, ithalat bankaları, takas ve saklama bankaları şeklinde isimlendirilebilirler. Ancak biraz önce de söylediğim gibi artık günümüzde bir banka sırf tarım bankası veya bir banka sırf kooperatif bankası olarak faaliyetlerini sürdürmemektedir. Artık günümüzde bankalar hemen her türlü bankacılık faaliyetlerini yapmaktadırlar. Tarım bankaları aslında tarımsal üretimi veya tarımsal üretimle bağlantılı diğer sektörleri desteklemek amacıyla genellikle hükümetler tarafından kurulmuş olan bankalardır. Temel misyonu tarım ve hayvancılık sektörünü desteklemektir. Örneğin Ziraat Bankası ilk kurulduğunda bir tarım bankası olarak kurulmuştur. Kooperatif Bankası ticari bankalardan kredi kullanamayan esnaf, tüccar, küçük ve orta büyüklükteki firma sahipleri gibi kesimlerin şehirleşme sürecinde ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamak için geliştirilmiş bankalardır. Örneğin Halk Bankası, Şekerbank bu şekilde kurulmuş olan bankalardan ikisidir. İpotek bankaları ise gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi kullandıran bankalar olarak nitelendirilebilir. Bu bankalar daha çok konut kredisi veya ipotek karşılığı kredi kullandırma faaliyetinde bulunmaktadırlar. Bulunmaktaydılar diyelim daha doğrusu. Örneğin geçmişte kurulan Emlak ve Kredi Bankası bu bankalardan bir tanesidir. Derslerimizi izleyenler bilirler. Yeri geldiğinde sıkça kullandığımız bazı kelimelerin etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Burada da yeri gelmişken bazı kelimelerin kökenine değinelim. Tarım bankası diyoruz. Tarım ne demek? Tarım eski Türkçe'de tarı kökünden geliyor. Ekin, ekmek, saçmak anlamındadır. Kooperatif ise dilimize Fransızcadan geçmiş, birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi, birlikte çalışma, işbirliği yapma anlamındadır. Ticaret ise Arapça kökünden gelen bir kelimedir. Tüccarlar, tüccarlık, alışveriş demektir. Aynı şekilde esnaf da dilimize Arapçadan geçmiştir. Loncalar, sınıflar, meslek grupları demektir. Aslında esnaf sınıf kelimesinin çoğuludur. Yani bildiğimiz sınıf var ya, işte esnaf dediğimizde aslında sınıflar demiş oluyoruz.
Kalkınma bankaları özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomileri oldukça zor durumda olan, gelişmek isteyen, büyümek isteyen, kalkınmak isteyen ülkelerin bu kalkınma seferberliğini desteklemek amacıyla kurmuş olan bankalardır. Dolayısıyla kalkınma bankalarının daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde daha ön planda olduğunu görüyoruz. Kalkınma bankaları daha ziyade büyük projeleri destekleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerin finansmanını kolaylaştıran bankalardır. Mevduat toplamazlar. Daha ziyade kendi öz sermayeleri ve yurt içi ya da yurt dışından sağlamış olduğu kredilerle projeleri destekleyen, biraz önce de söylediğim gibi daha çok gelişme yolunda olan ülkelerde ön planda olan bankalardır. Yatırım bankaları ise kalkınma bankalarının aksine ekonomisi, finansal piyasaları gelişmiş olan ülkelerde daha ön plandadır. Şirket değerlemesi, şirketlerin menkul kıymetlerinin halka arz edilmesi, şirket birleşmeleri, efendim yatırım fonlarının kurulması gibi daha ziyade sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren bankalardır yatırım bankaları. İşte hedge fonlar, varlık yönetimi, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren bankalardır. Bu bankalarda yine mevduat toplamazlar. İhracat ithalat bankaları ise ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteklerin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla genellikle devlet eliyle kurulan bankalardır. Takas ve saklama bankaları, finansal piyasa aktörleri arasında gerçekleşen menkul kıymet alım satım işlemlerinde işleme konu menkul kıymeti satın alan tarafa teslim, onun adına saklama hizmeti veren, türev işlemlerde ise taraflardan teminat almak suretiyle öngörülen süre sonunda işlemin gerçekleşmesine garanti veren, tarafların etkin bir risk yönetimi yapabilmesi için işlemin vadesi boyunca her gün itibariyle ilave teminat alınması gerekip gerekmediğini izleyen ve vadede işlemin gerçekleşmesini sağlayan bankalardır. Yani gördüğünüz gibi gerek ihracat ithalat bankası gerekse takas ve saklama bankaları bir ihtisas bankalarıdır. Kendilerine verilen özel bir alanda faaliyet gösterirler. Diğer bankacılık hizmetlerini vermezler. İşte ülkemizdeki Exim Bank İhracat ve İthalat Bankası'na bir örnektir. Yine Takas Bank'ta takas ve saklama bankası örnek olarak gösterilebilir. Takas Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelime. Ödeşme, göze göz, dişe diş etme, değiş tokuş etme anlamlarında kullanılmaktadır. Menkul de yine dilimize Arapçadan geçmiştir. Menkul kıymet diyoruz örneğin. Taşınan, nakledilebilen demektir. Gayrimenkul ise taşınamayan, taşınmaz anlamında kullanılmaktadır. Diğer bir ayrım faaliyet gösterilen coğrafyaya göre yapılan ayrımdır. Bu da işte yerel bankalar, ulusal bankalar, uluslararası bankalar gibi sınıflandırılabilir. Özellikle çok büyük bir yüz ölçümüne sahip veya eyalet şeklinde yönetilen ülkelerde yerel bankaların olduğunu, belli bölgelerde, belli şehirlerde faaliyet gösteren bankaların olduğunu görüyoruz. Ulusal bankalar ise ülke genelinde
faaliyette bulunan bankalardır. Uluslararası bankalar ise sadece belli bir yerde, belli bir ülkede değil, artık bütün dünyaya yayılmış, dünyadaki birçok ülkede faaliyet gösteren bankalardır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra bu bankaların sayısının ve etkinliğinin arttığını görüyoruz. Bir diğer ayrım, tabi olunan düzenlemeye göre bankalardır. Bunlarda sınır içi onshore bankalar ve sınır dışı offshore bankalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Sınır içi bankalar, kurulu bulunduğu ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden fon kabul etme veya bunlara hizmet sunma konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmayan, merkezinin ve şubelerinin bulunduğu ülkede ya da ülkelerde uygulanan kurallar bakımından herhangi bir ayrıcalığa tabi tutulmayan bankalardır. Offshore bankalar ise faaliyetleri kurulu olan ülke harici ile sınırlı tutulan, kurulu olan ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden mevduat veya bir başka şekilde fon kabul etme yetkisine sahip olmayan bankalardır. Sınır dışı offshore bankalar genellikle kurulu olduğu ülkenin ekonomik ve mali mevzuatına tabi değillerdir. Zaten sınır içi bankalarla sınır dışı bankalar arasındaki en önemli farklılık budur. Dolayısıyla sınır dışı bankalarda tutulan tasarruflar tasarruf mevduatı sigorta kapsamında da değillerdir. Bu açıdan daha riskli olarak daha riskli olduklarını görüyoruz. Bu tip bankaların genellikle küçük kıyı ülkelerinde kurulduğunu, sır saklama yükümlülüğünü çok titiz olarak yerine getirdiklerini görüyoruz. Ancak son dönemlerde bu bankaların uluslararası sermaye akışlarını bozduğu, işte kara para veya buna benzer işlemlere de aracılık etmeleri dolayısıyla eleştirildiklerini görüyoruz. Özellikle kriz dönemlerinde bu tip bankalarla işlem yapanların zor durumda kaldıklarını da biliyoruz. Bir diğer ayrım sermaye yapısına göre bankalardır. Bu da kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar, yabancı sermayeli bankalar ve müşterek kontrol edilen bankalardır. Eğer bir bankanın sermayesinin %50'sinden fazlası hükümete veya o hükümetin hazinesine, kamu kurumlarına aitse bunlara kamu sermayeli bankalar. %50'sinden fazlası o ülkedeki özel kişilere, özel kuruluşlara aitse özel sermayeli bankalar olarak nitelendirilmektedir. Kamu eski Türkçe bir kelimedir. Kama veya kamu sözcüğünden evrilmiştir. Toplamak, biriktirmek demektir. Yani kama ve kamuğun da kökü kama dayanıyor. Bu da toplamak, biriktirmek demektir. Hükümet ise Arapçadan dilimize geçmiş. Yönetim, egemenlik anlamında kullanılmaktadır. Özel de Türkçe bir kelimedir. Öz sözcüğünden türetilmiştir. Zati, hususi, şahsi demektir. Eğer bir bankanın sermayesinin %50'sinden fazlası yabancılara aitse bunlara da yabancı sermayeli banka adı veriliyor. Ancak bir bankanın sermayesinin %50'si hiçbir gruba ait değilse bu durumda müşterek kontrol edilen banka olduğunu görüyoruz. Yani gerek kamunun, gerek özel kesimin, gerek yabancı sermayenin payı %50'nin üzerinde olmuyor. Bu tip bankalara da müşterek kontrol edilen banka adı veriliyor. Şube, banka şubesi diyoruz mesela. Şube Arapça bir kelime. Ağaç dalı demek aslında. Yine bölüm, kısım, departman, bir gövdenin bulunduğu kısımlar anlamında kullanılmaktadır. Müşterek de dilimize Arapçadan geçmiş, iştirak edilen, ortak olunan demektir. Evet, şu anda da ekranda ülkemizde faaliyette bulunan kamu sermayeli bankaları görüyorsunuz.
özel sermayeli bankalar, yabancı sermayeli bankalar, evet gördüğünüz gibi ne yazık ki ülkemizde yabancı sermayeli bankaların sayısının diğer bankalardan daha fazla olduğu görülmektedir. Burada da müşterek kontrol edilen bankalar yer alıyor. Evet, banka türlerinden de bahsettikten sonra son olarak bankacılık hizmetlerini de söyleyip bugünkü dersimizi tamamlayalım. Bankalar ne iş yapıyorlar? Evet, daha önce de söylediğim gibi mevduat ve katılım fonu kabul ediyorlar. Nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemlerini yapıyorlar. Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferleri işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme, tahsilat, transfer işlemlerini yapıyorlar. Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, saklama hizmetleri, kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım ve satımı, kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı, vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri, başkaları lehine teminat, garanti vesaire yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri, yatırım danışmanlığı işlemleri, portföy işletmeciliği ve yönetimi, hazine müsteşarlığı ve veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülük çerçevesinde alım-satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı, factoring ve forfeiting işlemleri, bankalar arası piyasada alım-satım işlemlerine aracılık, finansal kiralama işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri gibi çok sayıda hizmeti sunmaktadır. Ancak bu hizmetlerden bir kısmını örneğin sigortacılık alanında acente olarak yapabilmektedir. Sermaye piyasası faaliyetlerinin yapılabilmesi için ise sermaye piyasası kurulundan ayrıca bir izin ve yetki belgesi alınması gerekmektedir. Mevduat bankaları bu kapsamda her türlü sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getirememektedir. Ama yatırım bankaları daha fazla sermaye piyasası faaliyetlerini yapabilmektedir. İşte biz önümüzdeki derslerde konular ilerledikçe bu bankacılık hizmetlerinden daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde bankaların tarihçesinden bahsedeceğiz. Her ne kadar isminde tarih geçtiği için sıkıcı gibi görünse de aslında zevkli bir konu, bankaların nereden nereye geldiği, hangi aşamalardan geçtiğini önümüzdeki dersimizde beraberce işleyeceğiz. Bu derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.